Hindistan'da Azad Keşmir olaylarıyla bütünleşen bir dönemde orada sadece inek eti yedikleri için kırbaçlanan, hatta palalarla dövülen, ölüme mahkum edilen oradaki Müslüman gençleri neyle acaba savunacağız? Nasıl onların insan hakları noktasından haklarını savunur hale gelir? Sen nasıl inek eti yersin? Böyle bir saçmalık olabilir mi? İnsanlara böyle bir yaklaşım olabilir mi? O zaman biz de inek eti yiyoruz. Bizim akıbetimiz ne olacak? Onlara mı soracağız? Herkesin herhalde vejetaryen olması beklenemez. Böyle bir durumda söz konusu değil. Ama bunlardaki mantık, kafa yapısı, bir taraftan inanç özgürlüğü diyeceksiniz, bir taraftan düşünce özgürlüğü diyeceksiniz. Benim inancımın gereği bu değil. Senin inancının gereği olabilir. Ben senin inancına saygı duyuyorum. Sen benim inancıma niye saygı duymuyorsun? Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var. Biz niye domuz eti yiyorsunuz diye bunlara bugüne kadar asla müdahale etmedik. Ve etmiyoruz da. Niye? Onun inancının gereği odur, yiyebilir. Bizi çok da ilgilendirmez. Ama bunların inanç hürriyetini anlamak mümkün değil. Ve şu anda Hindistan'ın Azad Keşmir'de geldiği noktanın tanımı mümkün değil. Anlaşılır değil. Ve şu anda adeta Azad Keşmir bir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyettedir. Buradaki insanlar adeta bu açık hava hapishanesinde mahkum konumundalar. Giriş, çıkış vesaire adeta yasak durumda ve yarın o bölgede ne tür kanlı eylemler olacağını şimdiden ben düşünemiyorum. Anlamak ve anlatmak da istemiyorum. Kıymetli dostlar, cehaletten beslenen nefret söylemiyle mücadelenin ilk adımı eğitimdir. Ve bu gelişmeler üzerine Hindistan'ın Dışişleri Bakanı, ülkemizdeki büyükelçileri, bunlar Türkiye'nin Azad Keşmir'e yaklaşımını doğru bulmadıklarını söylüyorlar. Yani bizim herhangi bir ülkedeki gelişmeleri biz o ülkelerdeki yöneticilere sorarak veyahut da onlardan izin alarak mı politikamızı belirleyeceğiz? Böyle bir şey mi var? Dünya siyasetinde böyle bir şeyi anlamak veyahut da anlatmak asla mümkün değil. Ve bütün devlet kurumlarına bu konuda önemli görevler düşüyor. Hem devletler arası hem de bölgesel ve küresel nitelikli uluslararası örgütler nezdinde gerçekleştirilen somut girişimler daha etkin hale getirilmelidir. İşte Sayın Direktör burada. Biz Medeniyetler İttifakı'nı bu yanlışları ortadan kaldırmak için kurduk. Ve medeniyetler çatışmasına karşı direndik. Ve bu Medeniyetler İttifakı'nda başarılı olursak bunların önünü alırız, keseriz dedi. Tabii şu anda geldiğimiz nokta Azad Keşmir'deki gelişmelerle pek hayra alamet değil. Özellikle Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kuruluşların çatıları altında girişimlerimizi somutlaştırmalı ve sonuç odaklı bir yaklaşım benimsemeliyiz. Sayın Genel Sekreter, Medeniyetler İttifakı tarafından hazırlanan dini mekanların korunmasına yönelik eylem planını açıklamıştır. Birleşmiş Milletler'de nefret söylemine ilişkin bir veri tabanı oluşturulması fikrini destekliyoruz. Bununla yetinmiyor, Birleşmiş Milletler bünyesinde nefret söylemine maruz kalanların şikayetlerini süratle iletebilecekleri ve takibinin yapılacağı bir platform oluşturulmasını önemsiyoruz. Türkiye olarak yükselen İslam düşmanlığı, ırkçılık, nefret söylemiyle etkin mücadele yönündeki çabalara öncülük etmeye devam edeceğiz. İslam İşbirliği Teşkilatı
zirve dönem başkanlığımız süresince bu konularda işbirliği yapılması için önemli çalışmalar yürüttük. Az önce İmran kardeşimin ifade ettiği gibi sürekli olarak Batı sevgili peygamberimize birçok hakaretler yapmıştır. Bunları yazılı yapmıştır, görsel yapmıştır. Ve biz bütün bunlara karşı hep sabırla göğüs gerdik. Ama biz hiçbir zaman ne Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam, ne Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam, ne Hazreti Davud aleyhissalatu vesselam hiçbirine asla bir ters kelam etmedik. Peygamberimiz gibi onlar da bizim için saygındır, kutsaldır ve o saygınlığı devamlı koruduk ve onlara da yapılacak herhangi bir hakaretin karşısında olduk. Çünkü bizim için bütün peygamberler bu saygınlığın içerisinde yerlerini korumuşlar. Şimdi biz dünyada da bunu bekliyoruz. Kaldı ki bizim dinimize kimse İslamcı terör, İslami terör böyle bir yakıştırmayı yapamaz. Hep söylüyorum. Arapçada İslam silm kelimesinden gelmektedir. Silm barış anlamına gelir. Dolayısıyla İslam bir barış dinidir. Barış dini olan İslam'ı terörle bir araya getirmek, kusura bakmayın, çok çok büyük bir iftiradır, ahlaksızlıktır. Böyle bir şey kabul edilemez, olamaz. Bunu her yerde söylediğimiz halde her inanç mensubunun teröristleri vardır. İşte az önce örneklerini verdim. Bu teröristler ortada. Ve bunların içerisinde farklı dinlerden olanlar var. Biz kalkıp da bunun için o mensubu oldukları dini lekeleyebilir miyiz? O başka bir şey, terörist başka bir şey. Ve bunun mücadelesini de aynı şekilde veriyoruz, vereceğiz. Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler'de önemli girişimler gerçekleştirdi. Sorunun kökünü kazımak için devletler, uluslararası kuruluşlar, teknoloji şirketleri, eğitim kurumları, medya, sivil toplum kuruluşları olarak el ele verip gerekli adımları atmak zorundayız.